Taktım maskemi. Onun için yayını kestim şimdi. Evet. Burası az önceki gösterdiğim kısmın içerideki kısmı. Şimdi kamerayı çevireceğim. Evet, Starbucks kepek indirmiş. Kepenk indirmiş. Kepek ne ya? Starbucks böyle olmuş. Burada da hep insanlar ders çalışırdı. Burada otururlardı. Hayalet kampüs olmuş birazcık. Bilim kurgu filmi gibi ya. Evet, işte burada da pideci olurdu. Lahmacun olmuyordu pardon. Pide oluyordu, döner oluyordu. İçeride de şu iç kısımda da lokanta yemekleri oluyordu. Ben en çok burayı seviyordum. Sürekli burada yiyordum. Buradan gidince de çok da günlük hayatta kullanmayacağınız yerler var. Geçiyorum burayı. Burası işte üniversite merkezinin içindeyiz şu an. Az önce bahsetmiştim. Şimdi yemeğimi aldım. O kadar uzun süredir yokuz ki artık unutmuşum fiyatlandırma nasıl. Şöyle oluyormuş. Şimdi bu 4 tabak ya, bu 16 lira. Yani fiyat bilgisi merak edenler için şöyle ortalama bir şey olsun. Bu 16 lira. 3 tane alırsanız 14. Daha ucuz modeli var. O da ama daha etten yoksun oluyor, haberiniz olsun. Hala mühendislik fakültesinin hizasındayız burası. Laboratuvarı falan gösteremem tabii ki doğal olarak. Onu tanıtım günlerinde görebilirsiniz. Bakın böyle işte. Burada simit sarayı vardı. Simit sarayı da kapalı tabii ki. Fakültemizin içi, fakültelerimizin içi. Bu şekilde. Çıktım, ilerliyorum. Şimdi gördüğünüz fakülte karşıda. O da yönetim bilimleri fakültesi oluyor. Bu çimenler de çok dolu olurdu. Yani yazın sürekli otururduk orada. Devam edelim. Şimdi burası dediğim gibi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi. Burada ekonomi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, görsel sanatlar da sanırım. Psikoloji var. Kültürel çalışmalar var. Yönetim bilimlerinin altındaki bina Diller Okulu. Şurada da bu Diller Okulu'nun alt kısmında rektörlük var. Yani idari işler için gidiyoruz. Pek sık gitmiyoruz doğal olarak. Şurası kütüphane. Kütüphane önemli. Kütüphanede epey vakit geçiriyorduk. Evet, ben bunu nasıl düşünemedim? İşte alışkanlıklar arkadaşlar, kolay unutulmuyor. Kapalı doğal olarak. Tanıtım günlerine gelirsiniz, o zaman gösteririz. Bu SUSAM. SUSAM. Yeni bir bina bu. Biz buradayken daha inşaatı vardı. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin bir parçası. Ve daha böyle sanatla ilgili bölümlerle alakalı. Zaten bunu bu heykelcikten de anlayabiliriz sanırım. Öyle bir imaj veriyor. Şurası. Şurası önemli. Burası nanoteknoloji araştırma merkezi. Şimdi burası mühendisler için önemli. Özellikle böyle daha nanoteknolojiyle ilgilenecek arkadaşlar için. O işler için. Böyle çok geniş bir merkez var. Tabii ki ben mühendislik okumadığım için çok da ilgi alan olmadığı için çok fazla şey bilmiyorum burası hakkında. Ama burası bayağı çalışan bir yer yani. Eğer bu bölümlerle ilgileniyorsanız araştırmanızı tavsiye ederim. Şurası shuttle merkezi. Shuttle'ların kalktığı nokta. Oraya yeni bir Subway'imiz açılmış. Pizza Bus da açılmış. Subway açılmış. Güzel. Fast food yemek istediğimiz zaman. Bu gördüğünüz servis var ya. İşte shuttle'lar falan buradan kalkıyor. Ana kapıya doğru yürüyeyim. Bakın tabelalarımız. Burada da bir YTT tabelası görüyorsunuz. Bu geçen, yani geçen değil, biz buradayken son anlarda açılmıştı. Bu otobüs durağı. Çok kullanamadan bitti okul dönemi. Şu gördüğünüz bina bizimle alakası yok. Çok alakalı duruyor bence ama yok. Yürü yürü geldik bu kısma. Burası bizim ana kapımız. Buradan okula giriyorsunuz. Sonra ya sağa ya sola bu arabanın yaptığı gibi dönüyorsunuz. Kütüphaneyi gördünüz. Burası kulemiz. Yani çok sessiz kampüs yalnız ama biraz sıkılmaya da başladım. Şimdi benim eski yurdum ta şu tarafta olduğu için diyordum ki nasıl döneceğim o kadar ya, yurda kadar uzak olmuş falan. Sonra hatırladım ki ben orada kalmıyorum artık. 1,5 sene önce taşındık. Bu tarafta birkaç şey daha göstereceğim size, önemli. Burada da işte az önce uzak kaldığımız fakülteleri göreceğiz sizinle. Bir de spor salonumuz var. Spor salonunun açık olduğunu yine sanmıyorum. Ama bakacağım, sizin için bakacağım gerçekten. Kaçınmıyorum hiçbir zorluktan. Gideceğim. Kapalı olduğunu tahmin ettiğim spor salonuna yine de bakacağım. Şimdi işte dediğim gibi burası rektörlük. İdari işiniz olursa buraya geliyorsunuz. Ana kapıdan girdik. Benim yürüdüğümde yürümeye devam ettik. Burası çıktı karşımıza. Buradan da az önceki kısma çıkabiliyoruz. Kuleyi zaten ayrıca görüyorsunuz. Şimdi. Evet.
Şimdi spor salonuna doğru gidiyorum. Burada aynı zamanda Sabancı Gösteri Merkezi var ve Sabancı Gölümüz var. Ben ilk geldiğimde Sabancı'yı turlamaya, yani daha tanıtım günleriydi. Bu gölü çok beğenmiştim. Hoşuma gitmişti çok. Sempati duymuştum çok yani. Şimdi bu noktaya gideceğiz. Evet. Sabancı Gölü dediğim yer burası şurada. Evet. Ne kazları görüyoruz. Kazlar buranın demirbaşı. Her zaman burada kazlar var. Burada ayrıca bu gölün etrafında yürüme yolu var. Ama şu an onu göstermeyeceğim artık. Karşısında da spor salonu var. Ya bu SGM aslında çok iyiydi. Çünkü çok hesaplı fiyata çok ünlü şarkıcılar geliyordu. Çok da kullandık hani nimetinden, nimetlendik diyeyim. Ama tabii ki bir ayrılık yaşıyoruz şu an. Ya spor salonumuz burası. Şu merkezi göstereyim de size. Çünkü tanıtımda da gelirseniz göreceksiniz bu noktayı. Önden bir görmüş olun. Evet, benim yurdum işte tam şurası. Tam şurası. İlk sene de burada kalıyordum ben. Şimdi de burada kalıyorum. Duygusal bir an. Şurayı bir yine de göstermek istedim. Burası da işte gölün az önce gösterdiğim tarafı. Burada yürüyüş yolumuz var. Böyle devam ediyor. Şurada da bir kafe var. Şu an onun da kapalı olduğuna eminim yani. Normalde göl kenarı gibi bir işte kafe konseptimiz de var. Evet. Burası da Diler Okulu. Diler Okulu'nun arka tarafı. İşte buradan çıkabiliyorsunuz. Bir çayda simit sarayımız var. Burada da yönetim bilimleri fakültesi söylemiştim. İşte merdivenle çıkabiliyorsunuz. Bakın tabelamız da bu. Eğer olursa benim yurdun daha ilerisini de göstereceğim. O göstermediğim taraf. Ama şimdilik ben çay arıyorum kendime. Çay eksikliği hissediyorum. Kafelerde falan olur diyordum. Kafeler kapalı. Yemekhanede yok. Bilmiyorum nereden bulacağım artık ama olmadı bir sallama çay yapacağım. Ha. Ben vardır diyordum illa ya ama yokmuş.